salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin seyyidina ulil ahir. Madad ya Resulullah, madad ya sadat ashabı Resulullah, madad ya meşahin destur. Mevla şahablah fazla asan şah Muhammed ala hakkani madad. Tarikatuna sohbe vel hayru fil cemiyye. Bismillahirrahmanirrahim. Vela tekrabu al khabais vel fawahiş diyor Allah Azze ve Celle. Biz şeylere yaklaşmayın diyor. Yani öyle bir tembih ediyor ki bırak yapması, yani ondan ofisleri kullanmayı değil, yakın bile gelmeyin o şeyler. Pis haba istedi, pis necis olarak murdar onlar nedir? Yani ilk başta içki, domuz eti, ondan sonra dışkı, o da aynı şekilde. Ondan sonra bunlar dışkı nasıl yiyecek? İnsan yemez işte, onlara şey yapmayın diyor. Bu kumardı, şeydi, onlar hepsi aynı kategoride oluyor. Onlara yaklaşmayın. Bunlara bir yaklaştınız mı, bir de onları bırakamazsınız. Onların hepsi birbirinden kötü. Bir takıldı mı bırakamıyor insan. Bu aralarında sigara da aynı şekilde. Sigara bir şeyle başlıyor, böyle hevesle arkadaşla şu bakıyor, ağzına koyuyor, duman çıkıyor birbirinden. Bazıları Allah muhafaza ediyor, kokusundan, şeyinden nefret ediyor, kullanmıyor. Ama bazıları da ne hikmetse pis olduğu halde o leş gibi kokusu var. Gene de şey yapamıyor, bırakamıyor. Onun için Allah Azze ve Celle merhameten size ona yaklaşmayın. Hiç kullanmayın değil de doğrudan yaklaşmayın diyor. Yaklaşırsan, onu kullanacaksan ondan sonra ona esir olacaksın, bırakamayacaksın. Odur. Bu kumar da aynı şekilde. Biz işte ara sıra bakıyoruz, oynuyoruz bir şeyler. Hiç yaklaşma. Onun bir faydası yok sana, zararından başka şey yok. Senin temiz paranı pisletiriyorsun, kirletiriyorsun, necaset oluyor. Zaten kazanmıyorsun. Kazanırsan da onun bir faydası yok, bereketi yok. Zararından başka şey değil. O sana zehirdir. O haramı, kumar parasını yiyip de bir fayda gören insan yok. Kumar bereket değil, bereketi götüren şeydir. Evleri yıkan, aileleri dağıtandır. Allah muhafaza etsin. Onun için hiçbir şey, hele kumar cinsinden şeylere tevessül etmeyin. Sigara desen, o tam esir alıyor adamı. Allah kurtarsın. Çoğu insan yani şimdi duyunca zaten bırakmak istiyor ama bir türlü bırakamıyor. O da necasetin, şeytan necasetinden üremiş. Onun için bütün dünyayı esir alıyor, bırakamıyor insan. Onun en büyük şeyi de insanı yani kolay kolay bıraktırmaması. Ama bırakan oluyor Allah'ın izniyle. Onu hatırlamak için nasıl bir necasettir bu diye, kim herhangi bir insan abdesthaneye abdest bozarken yanında sandviç, içecek, çay götürür mü abdest bozarken? Ama
sigarayı rahat rahat orada içiyor. Demek aynı cinstendir o. Yaptığıyla içtiği aynı cinstir olduğu için onu tuvalette, abdesthanede, 100 numarada tüttürüyorlar. Onu bu necaset olduğunun Allah'ın hikmeti ispatıdır. İnsanlar görsünler diye bir tek o tuvalette içiyorlar. İçkiyi bile kalkıp da kimse tuvaletin içinde içmez. Sigarayı içer. Yani o büyük bir ibrettir. Bu bırakmak isteyen için inşallah bunlar da aklına ibret olur, aklında kalır ki her içeceği vakit Allah Allah biz ne yapıyoruz diye bu necaseti içiyoruz, bu zehri içiyoruz. Hem necaset, hem zehir, hem kirli, hem havayı kirletiyor, hem insanları şey yapıyor, üstünde leş gibi kokutuyor, sıhhatını mahvediyor, etraftakilerini da rahatsız ediyor. Allah kurtarsın insanları. Onun için başlamadan deneyim, meneyim demesin çoluk çocuk. Çünkü büyükler bırakmak ister, bırakamaz ama yeni başlayacak, yeni görenler şey yapmasın yani onu bir matah bir şey zannedip de kabadayılık zannedip de şey yapmasınlar, Allah'ın ağızlarını almasınlar. Ondan uzak dursunlar. Allah muhafaza etsin. İçenlere Allah yardım etsin. Tez zamanda bıraksınlar inşallah. Ve minallah tevfik el-Fatiha.